Evet, merhaba arkadaşlar. Buharımızı geçen haftalarda katatmıştım ızgara üzerine. Şimdi üst katı indirdim. Arımıza bakacağım, durumu nasıl? Yavru durumu vesaire ne durumda? Bir kontrol yapacağım. Şöyle alt katta 9 çerçeve var. Şuruplu kenara alıyorum. Evet. Şu ham petekti, daha önceden vermiştim. Şöyle bakalım durumuna. Bu ham peteğin arı bir tarafını hala kabartmamış. Ama arı yoğunluk olarak üzerinde geziniyor. Yani dışarıdan bir nektar veya arıda stok az olduğu için kabartmamışlar. Şöyle kapalı yavrusu var. Güzel. Bu tarafta da açık yavru. Çoğunluk açık yavru. Kapalı yavruya daha yeni geçmiş arımız. Bu demektir ki o ham peteği yakında kabartırlar. Evet. Yine bu çerçevede kapalı açık yavrular güzel. Şöyle aramızda acaba ne kadar kapalı yavru var? Arıda çoğunlukla açık yavru var. Şöyle. Güzel. Ben bu çerçeveyi şu an az önce gösterdiğim çerçeveyi kireç hastalığı olan arıdan almıştım. Gördüğünüz gibi güzel sağlıklı yumurta gözüküyor. Yani kireç hastalığından pek bir eser yok. Yani çerçeveden bulaşmayabilir. Şimdi tabii ilerleyen zamanlarda daha iyi belli olur. Evet. Yine bir kapalı yavru. Kenarlarda stok var. Geçen hafta güzel beslemiştim. Üst kata da şurup vermiştim. Evet. Arının kapalı yavrusu bu şekilde. Güzel. Şimdi akasyalar yeni yeni açmaya başlamış. Ama buraya uzak bir mesafede. Yani çok da yakın değil. Şöyle gördüğünüz gibi arıda güzel kapalı yavru var. Evet. Dediğim gibi akasyalar uzak bir mesafede. Arı nektar getirebilir mi? Akasyadan bilmiyorum.
Yani birkaç gün hava güzel giderse, 20 derecelerin üzerinde olursa arı nektar getirebilir. Evet. Bu son duvar çerçevesinde de şöyle şu şekilde polen var. Normalde bunun altı 9 çerçeve değildi. Ben geçen hafta kireç hastalığı olan arılardan ana arı kabul ettirmek için yavrulu çerçeve verdim. Ama o şekilde yine arı doldurmuş yavruyu kapatmış. Yani o verdiğim çerçevelerde büyük kısmında yavru yoktu. Yine ana arı onlara yavru atmış. Yavru sahasını genişletmiş. Şöyle baktığımızda 2, 4, 6, 7 çerçevede yavru var şu an aramızda. Şimdi yine şurupluğumuzu aşağı koyuyorum. Evet. Üstüne ızgarayı atacağım. Üst katta da biraz arı var. Şöyle üst katı da yerine yerleştirdik. Üst kattan bir orta çerçeveye bakacağım. Evet, geçen hafta fondan şeker vermiştim. Şöyle orta çerçeveye bakalım. Fondon şekeri bitirmiştir. Arı yine üst kata da çıkmış. Üst katta geziniyor. Ama bir şey depolamamış. Dışarıdan gelen bir şey yok. Evet. Şöyle bu çerçevede karakovan bir çerçeve. Yine hep erkek arı gözlü. Geçen yıllardan kalma. Ama geçen yıl arı bal yapamamış buna. O şekilde yine verdim. Arılar gayet güzel temizlemişler. Bu sene inşallah bunlardan karakovan balı alacağız. Arının kendi örmüş olduğumu. Yani dediğim gibi arıda şu an 7 çerçeve yavru var alt katta. Arımızın durumu bu şekilde. Alt katta yavru iyi bana göre. Zaten burada polen yokluğundan arılar yavruyu kesmişti. Şimdi yeni yeni polen gelmiş. Evet, arımızın durumu bu şekilde. Gelen balı direkt üst kata koyacaklar.